Ali Ekber Eren, 1956 yılında Sivas'ın Divri ilçesine bağlı Sincan nahiyesinde dünyaya geldi. Ali Ekber Eren, sanat yaşamına bulunduğu yörenin türkülerini dinleyerek, deyişler, semahlar okuyarak başladı. İlk ustası, babası İbrahim Eren 86 yıllık hayatının 60 senesini bağlama yaparak geçiren yörenin önde gelen ozanlarındandır. Köyden şehre ilk göçlerinde toplumsal, siyasal ve sosyal olaylar Ali Ekber Eren'i yerellikten koparıp, Pir Sultan Abdal, Mahzuni Şerif, Davut Suları ve Ruhi Su'nun etkisi altında kalmıştır. Bu dört öncü ozan, Ali Ekber Eren'in sanat yaşamına kılavuzluk etmiştir. Çıraklı babasının bağlama atölyesinde geçen Eren, "O yıllar benim emekleme dönemimdir" şeklinde konuşmuştu. 12 Eylül 1980 döneminden sonra demokratik kitle örgütlerinin gecelerine katıldı. 1989 yılında ilk albümü olan Dostlar Muhabbetini, Hasret Gültekin, Abuzer Karakoç ve Hüseyin Aydın ile çıkardı. Eren, sonraki yıllarda türkülerde "Biz Varız", "Anlamadın Bu Ne Haldı", "Dağlı Yürek Eyleme" ile "Böyle Kal" ve "Senin İçin Değil Miydi" solo albümlerini piyasaya çıkarmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce etkinliğe katılmıştır. Sanatçı, yöresel türküleri başarılı bir şekilde seslendirmiştir. Ali Ekber Eren, daha önce müziğe yaklaşımını şu şekilde dile getirmiştir: "Ben de türkülerimle sisteme isyanlarımı ve tepkilerimi anlatmaya çalıştım, sanat araçtır, amaç olmamalıdır, türküler sesli düşüncelerimizdir. Kültürel değerleri diri tutan, toplumsal bir rafinedir, bir müzik üreticisinin kitlelere vereceği mesaj, yaşadığı çağın işlevini taşımıyorsa o kişi müzik üreticisi değildir, türkü dinleyenler kadar türkü söyleyenleri de çoğaltalım ki korkular yok olsun ve demokrasi çabuk gelsin, sanatçı yaşadığı çağı sorgulayan, çağa tanık olandır, şairin dediği gibi, korkak insanların yiğit türküleri olmaz, yiğit türküleri de korkak insanlar söyleyemez." Sanatçı evli ve iki çocuk babasıdır. Halk ozanı, bağlama ustası ve yorumcu olan Ali Ekber Eren, sanat yaşamına Sivas yöresinin türkülerini dinleyerek, deyişler, semahlar okuyarak başlamış bir halk ozanıdır.